Yani iki şey herhalde konuşmak lazım. Burada bir dünya ekonomisi ne oluyor? Onu tabii kısa geçiyoruz genellikle Türkiye'de. Her şeye rağmen Türkiye'nin kendi konjonktürü, bütün tersine rivayetler rağmen dünya ekonomisinin konjonktürüyle çok üst üste eklemlenmiş değildir. Yani şu anda hele özellikle kendi iç konjonktürünün daha baskın olduğu bir şeyden dönemden geçiyor Türkiye. Dünyaya baktığımız zaman 2007-2008'de yaşanan büyük kriz var. Ben o zaman da bu krize tüm krizlerin ağababası demiştim. Bu çok büyük bir krizdir. Yani 29'la filan da mukayese kabul etmez. 29 yerel bir, lokal bir krizdir. Dünyanın büyük bir bölümü 29 krizinden haberdar, Türkiye'de dahil olmak üzere, Türkiye'nin büyük bölümü dahil olmak üzere haberler yaşamıştır. Tabii 2009 krizi çok farklı bir şekilde dünyayı etkiledi. Gelişmiş ülkelerin değil, neredeyse bütün dünyanın etkilendiği bir kriz oldu. Sonuçlarını da hala yaşıyoruz. Yavaş, bu ekonomilerin en belirgin özelliklerinden bir tanesi, yeterince uzun zaman geçebilirse sorunları yavaş yavaş çözmeleridir. Ne kadar uzarsa maliyeti o sorunları çözmenin uzar, artar ama netice itibariyle zaman geçtikçe sorunlar çözülür. Dolayısıyla dünya ekonomisi de vera uzun süren bir tökezlemeden sonra yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Geçen yılın özelliği galiba ilk defa hem gelişmiş ülkelerin içinde bir büyümenin aşağı yukarı muadil olduğu bir dönem, hem de diğer geri kalan dünyada da nispeten makul bir büyümenin tutturulduğu, buna senkronize diyorlar galiba, değil mi finansçılar? Senkronize bir büyüme. Yani Amerikan ekonomisi işte normal büyüme sürecinde şey öyle, Avrupa bayağı uzun sürmüş bir resesyondan yavaş yavaş çıkıyor. O da muadil benzer bir büyüme hızına geldi. Gelişen ülkelerde işte makul tempolarıyla, bir iki sene evvel ticaretten kaynaklanan orada ufak tefek sorunlar vardı. Onlar da şey yapmışa benziyor. Dolayısıyla 2008'e öyle giriyoruz. Riskler var mı? Daima riskler vardır 2018 açısından baktığımızda. Birincisi, Amerika'da bu 2008'den beri Amerikan ekonomisi belki yavaş büyüyor eskisine kıyasla falan ama netice itibariyle hep büyüyor. En uzun süreli büyüme rekorunu kırmak üzere. Şimdi böyle bir tarihi rekor görünce nedenlerini analitik olarak bilmesek bile huylanmakta yarar vardır. Yani vaktiyle daha evvel bu hiçbir zaman diyelim ki 10 seneden fazla hızlı artı büyüme göstermemişse sürekli, şimdi biz de 10 seneye gelmişsek yani bir dikkat etmekte yarar vardır. Orada bir risk oldu Amerikan ekonomisi açısından kesin. Avrupa'da o risk daha az. Avrupa çünkü daha yani birkaç yıl oldu büyümeye başlayabileli. Ama Amerika açısından böyle bir ekonominin nefessiz kalma ihtimali. Sebepler çeşitli olabilir. Bilerek yani iktisat politikasından kaynaklanabilir ya da iktisat politikasının hatalarından yani iktisat politikasının gerekli tepkiyi gösterememesinden kaynaklanabilir ya da ekonominin yorulmasından da kaynaklanabilir. İktisat politikası da mağmur olarak böyle bir risk var. Çin çok şey yapıyor bu, özellikle finansal piyasalarda çok şey yapıyor. Çin'de, Çin'in finansla ilgili işte borç oranları vesaire bir takım ciddi sorunları var. Ben onu şimdiye kadar çok ciddiye almadım doğrusu. Oradaki olay çünkü bizim Türklerin daha iyi anlayabileceği bir şey herhalde. Borçlu Çinli, alacaklı da Çinli. Şimdi bu içeride olunca bu sorunu halletmek nispeten kolaydır. Yani bir şekilde bir yolu bulunur. Genellikle yolun da ne olacağı bellidir. Alacaklara parasını devlet öder. Borçlarını geri ödemeyenlerin parası da devletin üstünde kalır. Ödemedikleri yük de devletin üstünde kalır. Burada zaten ödemeyenlerin önemli bölümü zaten devlet kuruluşları. Devlet mülkiyetindeki şirketler, al gülüm ver gülüm. Bu bir zararın muhasebeleştirilmesi gibidir. Biz bunu 2001 yılında yaşadık, 2001 yılında yaşamıştık. Birikmiş görev zararlarının kamu bankalarında
kamu borcuna eklenmesi şeklinde. Para zaten harcanmıştı, zarar zaten olmuştu. Ama borçta göstermiyorduk. Ziraat Bankası'nda gizlemiştik ya da işte Halk Bankası'nda. Onlar çıkınca ortaya borç oranı arttı. Bir şey de olmadı. Şimdi Çin, yani o bakımdan Çin'i fazla ciddiye aldım söylenemez. Dünya buna mukabil, daha orta vadede baktığımızda bir iki dünya ekonomisi açısından ciddi sorun gündemdedir. Bunlardan bir tanesi gene en azından benim neslimde çok inanılan bir olgunun bizim düşündüğümüzden farklı çıkmasıdır. Benim neslimde çok inanılan bir olgu, küreselleşmeden Amerika'nın yararlandığı, gelişen ülkelerin de zarar ettiği şeklindeydi. Şimdi anlaşıldı ki Amerikalılar o kanatta değil, tam tersine küreselleşmeden kendilerini çok zarar ettiğini düşünüyorlar. Bu tabii hoş bir şey, ilginç bir şey. Onun yarattığı sorunlar olabilir mi? Olabilir. Bu tabii büyük bir olay. Nasıl şey yapılacağı bilinmiyor. Nasıl gideceği bilinmiyor yani. Korumacılığa gidecek mi? Nasıl bir korumacılığa gidecek? Bu korumacılık ne kadar etkili olacak? Nereye yansıyacak? Bunu Amerikan siyasetinin, Trump siyasetine Trump'la beraber gelen izolasyonist eğilimleri, ki Amerika'da çok güçlüdür yani 19. yüzyıldan itibaren hep var olan bir eğilimdir. İkinci Dünya Savaşı sonrası çok özeldir o bakıma. İzolasyonist eğilimin kırılması, Amerikan tarihini bilenler bileceği gibi. Onun yarattığı, ikisi üst üste çekişirse orada yani artık dış ticaret savaşları mı olur? Amerika'nın şu anda yaptığı gibi ödemeler sistemini, üzerinde doların hakimiyetini kötüye kullanması mı olur? Ambargolar mı olur? Ne olur? Yani bunların nasıl cereyan edeceğini görmek zordur ama burada bir risk olduğu kesindir. O bağlamda tabii bu son 30-40 yılın büyümesinin dünya ekonomisini getirdiği, dünya ekonomisinde yarattığı büyük yapısal dönüşümün anlamının yeterince iktisatçılar tarafından kavrandığı kanaatinde değilim. Bunlardan en önemlisi bizim okuduğumuz, bildiğimiz ve analizlerde bilim olarak kullandığımız anlamda milli devlet olgusunun ekonomik açıdan anlamını yitirmesidir. Artık bu bizim milli devlet dediğimiz şey bir anlamı yoktur. Çünkü karşımıza iki tane milli devlet sözcüğüne sığdıramayacağımız ekonomi çıkmıştır. Çin ve Hint ekonomileri. Bunlar 1,5 milyar, işte 1,300 milyar filan nüfuslu kıta ekonomilerdir. Yani Çin'in nüfusu Amerika'nın, Hindistan nüfusu 4 katıdır. Dolayısıyla iç pazarı 4 katıdır. Ki Amerika ondan evvel Avrupa'nın 2,5 katıdır. Şimdi bunlar artık şey olmayı, yani dediğim gibi kıta ekonomi, şimdi yani milli ekonomi çünkü çok şey oluyor, yani çok yetersiz kalıyor. Şimdi Çek Cumhuriyeti'ne nüfus 3 milyon milli ekonomi diyorsun, sonra dönüyorsun Çin'e milli ekonomi diyorsun. Şimdi kardeşim yani bu şeydeki sayılara da baktım ben, şeyde de işte 196 devlet var değil mi, oy kullanan. Şunu bir de nüfusa göre yapsak değil mi oyları? Çünkü 196 devlet var ama 96 devlet var ama bunlardan 5-6 tanesi dünya nüfusunun %60'ı zaten. Milli gelirinin de %60'ı. Şimdi orada bir sorun var. Yani bütün bu korumacılık filan işi orta vadede. 2018'e yansır mı? Bir şey demek zor sanmıyorum. Yani o kadar hızlı gitmez. Bunun daha sorunlu izdüşümü küresel rezerv para olayıdır. Dolar küresel rezerv para olarak devri dolmuştur. Çok açık bu. Ama yerine çıkacak talip de yoktur. Yerine ne çıkacaktır, ne çıkmalıdır? Keynes'in Bretton Woods'da önerdiği şeye, bankora geri dönmek için lider lazımdır. Böyle bir lider yoktur. Amerika için bunun böyle bir şeyi filan. Bu rezerv parada giderek sorun olmaya başlıyor zaten. Şu anda ciddi bir şekilde olmaya başladı. Amerikalıların değil mi bütün banka sisteminde aniden uluslararası banka sisteminde bütün dolar hareketleri Amerika'dan geçeceği için
herkesi rahatsız eden bir ağırlığa sahip olduklarını şimdi herkes görüyor yani. Şimdi aniden ne münasebet değil mi? Ama dolarla ödeme yapacaksanız mecbursunuz da. Euro'yla ödeme yapmak filan da onlar da o kadar kolay değil ki. Yani nereyi kullanacaksınız? Bonu mu? Yani öyle bir New York şeyi de yok. Neyse bu rezerv para şeyi önemli. Evet yani 2018'de çok kötümser olmak için bir sebep yok. Bu büyümenin genelde devam edeceğini. Enflasyon diye bir sorun olmayacağını hani bizim bize okutulanla gerçek arasında tabii bizim okuttuğumuz da aynı zamanda çok büyük bir gene uçurum oluştu. Bir nesil okullarda sorunun enflasyon olduğunu, dolayısıyla bizim bütün çabamızı enflasyonu nasıl engellerize yoğunlaştırmak zorunda olduğumuzu öğrendi. Şimdi son 15 yıldır ortaya çıktı. Sorun enflasyonun olmamasıdır. Maalesef biz enflasyon olmayınca ne yapardı enflasyonu artırırız konusunda hiçbir şey bilmiyormuşuz. Hiç düşünmemişiz. Böyle bir şey olamaz gibi geliyormuş bize. Şekil bir de görüldüğü gibi şu anda öyle bir sorun var. Bu sorunun ortadan kalkacağına dair de en küçük bir işaret gözükmüyor. Bunlar tabii yani gelir dağılımı, küresel gelir dağılımındaki bozulmanın geliş ülkelerde yarattığı popülist şeyler falan bir sürü başka şey eklenebilir ama şey yapmıyorum. Ama genelde bu yani bu tip büyük siyasi sorunlar bir yıldan bir yıla ille bir şey yapmazlar. Ama hiç beklemediğimiz anda size gelip vurabilirler. Trump'ın seçilmesi gibi. Yani onun için öngörülebilirlikleri de yoktur. Yani öngörülebilirlik eğilimi görürsünüz ama nokta tahmin yapmak imkansızdır. Türkiye'ye geleyim. Var mı zamanım Türkiye'ye? Var. Kaç dakikam var? 10 dakikamız var hocam. Kaç dakika konuştum? 10 dakika konuştum. 10 dakika konuştum. Ha, güzel. Türkiye'yi bir zaman tersi oldu. Ben dünyayı kısa geçelim, Türkiye'yi uzun geçelim yaparım demiştim. Dünya uzun oldu. Türkiye'ye az zaman kalacak. İşte bir yeter zaman var hocam. Tamam. Yok. Hayır. Daha fazla soru cevap alalım diye. Türkiye ekonomisi bu sene nispeten kötü beklentilerle yıla başlamıştı. Yani 2016 sonunda 2017 başında baktığınız zaman işte en iyimseri %3 büyür diyordu bu büyümeyi. %3 büyümeyle %9-10 civarında enflasyon olur, %4-5 civarında işte dış açık olur filan deniyordu. Ya en iyimseri %3'tü. %3'ün üstüne çıkan yok gibi bir şeydi. Yani öyle olmadı. Hepimizin bildiği gibi bu sene büyük bir ihtimalle büyüme %7 civarında çıkacak. Enflasyon tabii ki o büyüme farkını yansıtacak. Dış açık her şeye rağmen, o büyümeye rağmen fazla da o tahminlerden uzak çıkmayacak. Ama büyümede ve enflasyonda ciddi bir yanılma söz konusu oldu. Kur konusunda rivayetler muhtelifti. Çok sayıda arkadaş doğrusu kurda aşırı iyimser tahminler yapıyorlardı. Ben fena değilmişim. Ben yıl sonuna doları kendi tahminim var. Ocak'ta yaptım. Neymiş? 18 Şubat. Yok, 21 Şubat. Zor okunuyor. Yıl sonunda dolar 90 lira. 3.90 pardon. 3 lira 90 kuruş demişim. İşte 3-5 kuruş. Her arama olabilir. Sepetin yıllık ortalamasını, bir yıl ortalamasını 3 lira 80 kuruş tahmin etmişim. 3.86 filan çıkacak herhalde. 3.85, 3.87 neyse bu da fena değil. Biraz aşağıda kalmışız sepette. Biraz yukarıda kalmışız dolarda demek ki. Ben biraz daha sonra bu son tırmanışı biraz daha Kasım'a doğru bekliyordum. Ekim'e çıktı. O bir ayda fark ediyor. O kadar fark ediyor zaten. Şeyde neden böyle oldu? Bir geçen seneki kötü performansın gerisinde tabii iki tane ekonomiyle alakası olmayan olay vardı. Bunlardan bir tanesi darbedir. İkincisi başta Ruslar olmak üzere ama özellikle Ruslar olmak üzere ama genelde gelen turist sayısında büyük düşüştür. Şimdi bunlar ikisini koyduğunuz zaman tabii bunlar ikisi de özellikle üçüncü çeyreğe yani son %11 olarak açıklanan çeyreğe vurdu. Dolayısıyla ekonomide bir daralma vardı. Nitekim önümüzdeki geçen 2015-2016 sonuna baktığınızda IMF'in bile ki tutucudur ve OECD'nin Türkiye'nin biraz bütçesini gevşetsin. Yani ekonominin küçülmesine izin vermesin. Gereksiz bir küçülmeye gerekiyor. Rapor yazdığını görürsünüz. Biz de öyle yaptık. Bütçeyi gevşettik ki büyüme
artsın diye. O herhalde yetmeyeceğini düşündü hükümet. Bir de hem bütçeden verdiği desteğe paralel olarak bir de kredi kanalından, kredi garanti fonuyla destek verdi. Dolayısıyla ekonominin canlandı diye. Şimdi herhalde bunu yaparken tahmin ediyorum ki turistlerin bu sene gelmeyeceğini düşünüyorlardı gene. Turistler de geldi. E şimdi turistler gelince o ikisi fazla kaçtı. Bu turistler gelmeseydi çok iyi olurdu yani. Tam kıvamında böyle bir şey olurdu enflasyon. Fakat yani orada işte bir iktisat politikası yapmanın zorluğu burada. Turist gelecek mi, gelmeyecek mi? Gelmeyecek diye yaparsan başına enflasyon çıkıyor. Hızlı büyüyorsun ama enflasyon çıkıyor. Gelecek diye yaparsan da gelmezlerse bu sefer büyümeden sorun çıkacak. Enflasyon sorunu olmayacak. Tahmini yanlış yaptın mı böyle bir sorunla karşı karşıya kalıyorsun. Yani geride bu geri planda yatan budur. İçeride yıl sonu itibariyle beni rahatsız eden bir risk var mı? Var. Onu da söyleyeyim. Benim ünlü bir kadın berberi ve manikür pedikür fiyatları enflasyon ölçüm vardır. Her ay izlerim. Kadın berberleri nasıl zam yapıyor? Erkek berberleri de nasıl zam yapıyor? Manikür pedikür fiyatları ne oluyor diye. Çünkü bu arkadaşların ithal girdisi zayıftır. Yani manikür pedikürde de berberde de yani çok az ithal girdi tahmin edeceğiniz gibi. Dolayısıyla bir arz talep hakkında berberlerin ne düşündüğünü yansıtır. Berberler talebin güçlü olduğunu düşünüyorlarsa zam yaparlar. Talebin tatsız olduğunu düşünüyorlarsa zam yapmazlar. Orada zaten bunu çok doğrulayan bir şey de var. Uzun dönemli eğilimlere baktığınız zaman doların hızlı yükseldiği dönemlerde berberler ve manikürcüler zam yapmayı sevmezler. Çünkü Türkiye'deki ekonomiyi vatandaş nasıl algılar? Dolarla algılar. Dolar yukarı gidiyorsa işler kötüdür. Dolar aşağı gidiyorsa işler iyidir. İşler kötüyken zam yapmıyorlar. İşler iyiken dolar aşağı gitti mi hemen zamları çakarlar. Gayet basittir bu. Şimdi bu hep böyle gidiyordu. Bu yazın bozuldu. Hem dolar yukarı hem berberler, manikürcüler zam yapmaya başladı. Ben uyardım, dikkat edin arkadaşlar. Enflasyonist bir sarmala giriyoruz diye. Şimdi bu değişirse aşağı inerse ne ala? Çünkü biz bunu gençler bilmez ama biz 80-90'lı yıllarda bunu yaşadık. Böyle bir sarmal vardır. Yani enflasyon, kur şey getirir, enflasyon getirir ve ücret artışları getirir ve gelir artışları getirir paranı. Yani enflasyon olarak. Enflasyon olunca kuru mecburen ihtar yukarı gidip dış borç açık bozulmasın diye. Bu ikisinin şeyinde böyle şey yapar geçer gidersiniz. Görülen manzara bu. Açmazlar var mı? Var. Nedir açmazlar? Türkiye ekonomisinin açmazları. Bir iki tane açmaz var benim gözümde. Bunlardan bir tanesi yani açmaz dediğim siyasi tercihlerden kaynaklanan ekonomi için zor seçimler diyelim. Ama bir iki tane siyasi tercih var, kaçınılmaz siyasetler. Bir seçim var 2019'da. Siyasetçinin bir numaralı işi seçim kazanmaktır. Geri kalan her şey ikincidir. Çünkü kazanmadığı takdirde zaten geçmiş olsun. Bir numaralı hedefi olur. Evvela seçim kazanacak. Dolayısıyla seçim kazanmak önemli. Seçim kazanmak demek ekonomiyi canlı tutmak demektir. Ekonomi yani böyle kriz içindeyken seçime gidilmez. O risk alınmaz vesaire. Demek ki ekonomi büyüme üzerinde seçimin getirdiği 2018'de ve 2019'da ciddi bir büyüme olmalı baskısı olacak demektir. Birincisi şey bu. İkincisi de Türkiye'nin bu bağımsız dış politika ve bu bağımsız dış politika çerçevesinde işte milli şey falan filan bütün bunlardan şey yaptığımız dış dünyayla ilişkilerinde görülen pozisyon değişikliği diyelim. pozisyon değişikliğidir. Bu da ekonomi açısından iz düşümü olan bir şey vardır. Bağımsız dış politika, hele bu bağımsız dış politika Türkiye'ye borç veren finans çevrelerinin merkezleriyle ise bu dış açığı kaldırmaz. Şimdi yani dış açıkla size borç veren adama kafa tutarak bağımsız politika olmaz. Bu da tabii Türkiye'nin hızla dış açığını kapatmasına işaret eder. Bu da döviz kurunun yukarıya gitmesi. Başka türlü dış açık kapamaz. Kur yukarıya gidecek. Şimdi demek ki bir taraftan kur yukarıya gidecek. Dış açığı kapatacağız. Öbür taraftan büyüyeceğiz. Şimdi bu ikisi zaten baştan hemen bir
soruna tekabül ediyor. Buna bir tane daha ekleyebilirsiniz. Yine dış, bu bağımsız dış politikayla. Bağımsız dış politika daha yüksek kamu harcaması demektir. Savunma harcamalarını arttıracaksınız. Müttefiklerden aldığınız hizmet, savunma hizmetinin bir bölümünü şimdi kendiniz yapacaksınız ki müttefiklere de kapatabilirsiniz. Onun da bir anlamı var tabii. Daha fazla savunma harcaması yaptığınızda ya vatandaşa daha az hizmet götüreceksiniz bütçede. E seçim var, o olmaz. Ya vatandaştan daha çok vergi alacaksınız. E seçim var, o da olmaz. Ya da daha çok borç alacaksınız. E mali piyasalarla o da acaba bir sorun çıkartır mı? Bu da ciddi bir açmaz. Bunlara ne çözüm bulunacak bilmiyoruz. Ben şöyle görüyorum, bu saydığım siyasi tercihlerin İktisat Politikası iz düşümleri toplamına baktığımda enflasyonla mücadele zor olacak gibi geliyor. Yani bu enflasyon mücadelesinin Merkez Bankası da zaten havlu atmışa benziyor. İki, kuru baskılama dönemi bitmiştir gibi geliyor. Merkez Bankası'nın bir havlu atması da orada zaten. Bir sebebi de orada. Yani bu kur gitsin, gidecek yukarı. Başka çare yok. Başka türlü bu makine başka türlü çalışmaz. Büyüme de olacaksa filan. Dolayısıyla 2018'e baktığımızda o zaman büyümenin çok yavaşlamadı. İç talepte yavaşlama olabilir. İç talep bu sene çünkü biraz canlanmıştı. Bu KGF ile filan. Orada bir cansızlık olabilir. Yani iç talep yılın ilk yarısında öyleydi. Üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrekte ne çıkacak bilmiyorum ama önümüzdeki yıl iç talep artışı, milli gelir artışının altında kalır. Dolayısıyla dış talep kökenli, ihracat kökenli olur. Onun da bazı vardır. Kurda bazı vardır. Yani bu döviz kur rekabetçidir zaten. 5 mesela bana önümüzdeki yıl şaşırmazdı. Buna mukabil tabii enflasyon da düşmeyecek demektir. 10, yani 10'a yakın bir enflasyon beklemek lazım. Dış açık bir miktar kapanır. Bu sene altından da kaynaklanan bir sorun var. Bir miktar dış açık kapanır. Normal senaryolar bunlar tabii. Yani anormal senaryoları Türkiye'de yazmak çok kolay. Çünkü anormallere çok müsait şeyler var. Bakayım tahminler. Kur tahmini 3.80-3.85 demiştik sepete. Bu sene bitti. Önümüzdeki sene ne demişim? Bakayım şurada yazmışımdır bir yere. Allah Allah. Nerede? Ne tahminler. 3.40. Yani nereden baksanız bir 50 kuruşluk ortalama sepette değer kaybı. Dolara yıl ortalaması 4. Yıl sonuna 4.20 diye düşünüyorum. Dediğim gibi büyümenin büyük ölçüde ihracat kökenli olacağını düşünüyorum. Altın dışı dış açığın da daralacağını önümüzdeki yıl, 6 yıl dışı, bu yani mevcut kurların. Son olarak kurda da şeyi de söylemek belki yarar var. Yani bu haliyle de kur aslında bayağı rekabetçidir. Şeyde Burak da bilir, şeyde bu Big Mac, hamburger şeyler kurları vardır meşhur ekonomistin. Biz 2012, 2013, 2014 dünyanın en pahalı hamburgerini yiyorduk. Gelirle düzeltilmiş. En yani aşırı değerli para dünyada TL'ydi. 2016 ve 2017 hızla ortalara yaklaştık. Şimdi 2018 başında Ocak'ta yapacaklar. Ocak'ta tekrar biraz daha aşağı sıralara indiğimizi göreceğiz. Yani döviz kurunu artık tutan ne Merkez Bankası'dır ne bir şeydir. Döviz kurunu tutan aslında TL'nin rekabetçi olması ve bunun da piyasalar tarafından biliniyor olmasıdır. Onun dışında başka bir yer merkezin o anlama da tutmasına da ihtiyaç kalmamıştır. Yani baskılamasına da ihtiyaç kalmamıştır. Para politikası açısından düşünebiliriz. Evet, çok uzattık galiba. Çok teşekkür ediyorum.